Baklava değil miyiz biz? Naha, bu ev sizin eviniz ha. E madem ki sizin eviniz, ev kirasını da siz ödeyiniz. Ayrıca bu bakkal da yabancımız değil ha. Sizin bakkalınız sayılır. E madem ki sizin bakkalınız, bakkal borcunuz da siz ödeyiniz. Evrasi verileyim. Bakkal çiçeğe parası geçiyor sonra. Gibi sıkıntılar. Hacer Hanım, ben size büyük bir yol mu vereyim, sen de bana hemen ver. Gibi sıkıntılar. Kısa bir süre sonra bizim evlat inşaatı hemen olarak işe başladı. Biz de geç oturdu mahalleye ilticada bulunduk. Mahalle İstanbul'un ortasında bizim koyla daha kıydırız bir köy. Gece kondu işte, gece konuyorsun ha. Bir bakıyorsun sabah kaçtı, avutsuzluk bir manzara. İçmeye bir bardak yok derler ya, aynen öyle. Raziye, hadi Raziye! Ne var Raciye, ne var? Gel kız, seni sahibi yaptım derdi. Gel şimdi ondan Allah'a geçsin ha geçti. Gel hemen Hacer, durumları bitiyorsun. Durmuş yapma, yapma sana, yapma dedim sana, yapma dedim. Allah'ım sen beni affet yarabbi. Hacı artık, ben münafız biriyim, beni cehennemden bir bası yapacaklar. Ardılmış boyun bastım derlesin, gel olasıca. Razi abla ne oldu, durmuş abi bir şey mi yaptı? Kız ne var yanımızda durmuş bir şey yapmış mı diye. Gel hele günah geldi ya. Gel kız her zaman kendine geçer gelir zaten. Gel kız, gel hele kız. Allah'ım. Ay aman kızlar, aman aman aman. Her şey bir gece vakti başladı. Geçenlerde ben böyle uzanarak yatıyorum. Pek değişik yatıyor maşallah. Bizim durmuş eve geldi, sin zurna sarhoş. Ne zaman sarhoş olsa aklına yalnızca bir şey gelir. Kız başlardı benimle moramı buramı mıncıklamaya. Yapma diyorum, etme diyorum, bir damla su yok diyorum. Sonra nasıl abdest alacağım? Vallahi Allah günah yazar diyorum. Dilemiyor ki münafık, dinsiz imansız. Valla beni biliyorsa bir de bu konuda Müslümanlar. Ağzından bir sürü öyle. Hepsi, sınav gibi sınavı kaldı. Ondan sonra durum sıfır sıfır beraber. Bizimkisi manasız bir orta sahası mücadelesi. Eselatın bu konuda emir sahibi, topu topu üç kere yaptı, dört çocuk var. Karnındakine nasıl dert oluyor? Vallahi onu biz de bilemiyoruz. Zannedersem o ağzı ben değilim. Ama bizimkisi de hayat değil ki canım. Şu daracık dünyada bir orgazm mı gördük? He? Orgazm mı? O ne ki kız? Bizim hayatımız onun ne olduğunu merak ederek de geçiyor. Ya Razi abla hiç şikayet etme senin durumun gereği. Sen Allah saçmalama. O gece sabaha kadar dört kere günaha girdim. Dört kere ha? Hey, beşinci de ben uyuyakalmışım. Olabilir ya. Elin oğlu olimpiyat ve konuşuyor. Sen daha bir kere bile atamıyorsun. Hadi gençlik ve konuyu görelim. Hem diskalifiye hem diskalifiye olmayacak. Allah durmuş halbe bak. Halbuki hiç göstermiyor ha. Kız, sana ne gösterecek ne gösterecek? Kafir mafir ama kondisyon. ne de olsa bir kere günaha girdik diye 30 gündür her gece, her gece. Yok ya, her gece, her gece. Ya. Duy bunları İlyas Akkız, duy. Millet abi Zeynep bir gece masallara çevirmiş, sen daha bir fıkra anlatır kendin. Kız fıkra da dünyanın en güzel fıkrası. İlyas'ın biri biri bilinmiş acar. Ya Razi abla, hiç abdest almadın mı? Haşa huzurda. Ah kız almadım haşa huzurda. Kaç gün oldu haşa huzurda? Bugün tamam 31. gün. Haşa huzurda. Şiş kız bir kadeh olmuş ablacaya. Ne yapayım kız şeytan oydum bir kere. Daha doğrusu durmuş ona ben de durmuş o. Hey güzel Allah şu halimize bak. Önde şeytan arkada durmuş. En arkada da ben. Dikkatler beten. Gidiyoruz cehenneme. Valla kızlar bugün nesli gelmezsen kum ile abdest alacağım. Ya ne oluyor ha? Ne oluyor ha? 20 gündür şu aralıkta uyuyorum sıram gelmiyor. Tam sıram geliyor fosur fosur uyuyorum kaçı! Biraz ya kız. Heh, sıkıldım senin kocan dinlemekle. Her gece her gece kocam da kocam, kocam da kocam. Kızın azar değmesin kocama. Kızlar artık mevzuyu değiştirdi. İçime dolusu bu sefer benim sıramda gelecek haberiniz olsun. Yok canım içine dolmuş mevziyatını gördüm. Ne gördün kız anlat hele. Uzun yadır ama içine şişmez. Olur mu kız anlat hele. Aman ne olacak zaman geçer benim zaten ne işimiz var.
yakısız, kas kentli, nur yüzlü bir hayat karşıma geçti. Harikle başlıyoruz yalnız o. Derken bir gök gürlemesi, bir şırıltı sesi ki sormayın. Yaradana kurban olduğum hem yukarıdan yağdırıyor, hem çeşme gürül gürül atıyor. Su akıyor, ben dolduruyorum. Su akıyor, ben şırıltıyı dinliyorum. Derken ben ten içinde uyanmışım ki yatağım, yorgan, kebap. Kız meğer o şırıltı bana aitmiş ya. Vallahi ne demeksin o çapsın tiskileci. Kız güleceğin arayan tabirine baksayın. Ne tabiri kız? Belli mi olur? Belki bu sefer ben hepsini anlayayım. Hadi çeşme. Hadi çeşme. Kadının son suyuna fasulyesi. Takdir edersin ki pişmem için birazcık daha suya ihtiyacım var. Hadi çeşme. Hadi çeşme. Sen benim öyle sinirli sinirli çeşme dediğime bakma. Sen çeş! Çeş! Ya ben size bir şey diyeyim mi? Bu adam kesinlikle kafayı yedi ya. Çeşmeyle konuşuyor be. Falan susuzluk devam edecek olursa hepimizin hali o. Hacer Tümarhane'ye, ben Canime'ye, geri kalan karantinaya. Babası biraz daha gelmezse çoluk çocuk falan olacak. Mahallecek dikten dikten. Artık siz evlerinizde oturuyoruz dikleriniz komşu ziyaretlik. Kusura bakmayın. Ben ötürmeyen etin de dikmeden. Vaktin doldu Hacer, geç babam arkaya. Ne demek doldu? Biraz uzatma yok mu? Yok. Anam biraz duraklamaları oynat işte. Yok, olmaz daha geç babam. Kız da çık, sabahtan beni bekliyor. Hediye kız. Su senin sıranda gelirse bir çaydanlık su verken. Senin önce geçin, Nike borcunu öde. Ne kadar ne milletin içinde, su aslında ödeyeceğiz. Allah şükürler olsun. Allah bugün sıcak. Günde 150 reklam namaz kılacağım. Durmuşun yemeğine de şap koyacağım valla. Su. Suyun sesi. Su bu su. Şu suyun sesinin güzelliğine bakın arkadaşlar. Allah'ım be, ben hemen gidip bir şarap koyuyorum. Hem bu güzel müziği dinlerim. Hadi de içerim. Ne raksı? Rakım akı yok. Ben önce gidip bu sıra besleyeyim. Suyu çekilmiş bir kentin susuz sessiz mahallesi. Suya sabunla dokunmaz mahallenin ahalisi. Suyu çekilmiş bir kentin susuz sessiz mahallesi. Suya sabunla dokunmaz mahallenin ahalisi. Burası bir kenar mahalle, şehrimin kenarında. Gitmesek de görmesek de vergiye tabi. Burası bir kenar mahalle, şehrimin kenarında. Gitmesek de görmesek de vergiye tabi. Vergiye tabi. Suyu çekilmiş bir kentin susuz sessiz mahallesi. Suya sabunla dokunmaz mahallenin ahalisi. Suyu çekilmiş bir kentin susuz sessiz mahallesi. Sisli pusun sessizce, sisli sessiz susuzca, sis sus sessiz sus! Ne? Ne? Sus! Ne? Sus su geliyor! Hacer bacı, İlyas 5. katta çalışıyordu. 3 dakika sonra bastı, senin de yatayım. Ne diyor kız bu? Kız bu ne diyor? Vallahi bacı, biz de kendi kendimize düşündük. Dedik bu İlyas, merdivenlerden bu kadar çabuk aşağı inemez. Hem dedi bu kadar çabuk aşağı inse, bana namazı niye ediyor? vallahi kendisine sordu. Ama pek tatmin edici bir cevap alamadım. Sen o zaman ben tatmin olmadım. Başka bilemem. Arkadaşlar bu. Ha, siz de Ben
edeceğim bacım? Allah verdiği Allah al. Yok ya. Niye Allah alsın ki? Tamamen yer çekimi yüzünden. Allah Allah! Allah Allah! Bak! Bu da Allah Allah! Ya niye her şeyi Allah'a karıştırıyorsunuz kardeşim? Allah sana akıl vermiş, yer çekimi ver. Yer çekimi olan yerde aklını kullanıp 5. kata düşmeyeceğini. Ama İlyas da böyleydi. İlyas iş yok, Allah verdi. İlyas ekmek yok. Allah büyüktür. Emeğin ben de biliyorum Allah'ın büyük olduğunu. O bu İlyas'tan cevap. Allah büyüktür. Allah sana İstanbul'u vermiş, koyu vermiş, aklını kullanıp köyünde kalıp İstanbul'a bir vermeyeceğini. Allah sana açlığı vermiş, içtirdiği vermiş, aklını kullanacağını. Ne bok yiyeceğim bilmeyeceğim. Ne yapayım, ne yapacağım ben şimdi? Allah. Üzülme bacım. Allah büyüktür.